Ortaya çıktığı zamanlarda ülkemizde herkes tarafından duyulan ve bilinen bir marka vardı. Bu markanın adı Kaan. Bu firma Kaan N1 modeli ilk olarak bizlerin karşısına çıkmıştı. Kaan markasının arkasında da dünyada önemli işler başaran markaları Türkiye'ye getiren ve o firmaları tek liste konusunda hizmet veren Başar Elektronik bulunuyordu. Sektörde aslında bilinen bir firmaydı Başar Elektronik. Bu bilinirliğin vermiş olduğu güçle birlikte de Başar Elektronik Türkiye'de kendilerine ait olan bir markayla cep telefonu satma fikriyle Kaan markasını kurdu. Ancak günümüze döndüğümüzde çoğu kişinin bu markadan haberinin bile olmadığını görebiliyoruz. Peki Kaan'da neler oldu? Neler yaşandı? Bu firma şu an ne yapıyor? İsterseniz konumuza yakından bakalım. YouTube kanalımdan herkese merhaba. Ben Enes Değirmenci. Bu videoda sizlerle birlikte Kaan markası hakkında konuşacağız. Videoyu beğenerek YouTube kanalıma abone olarak da bana destek sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Tarihler 2016 yılını gösterdiğinde Başar Elektronik oluşturdukları Kaan markasını kullanıcıların beğenisine sundu. Başar Elektronik geçmiş açısından 30 yıla yakın bir süre dünya devi olarak bildiğimiz markaların cep telefonlarını Türkiye'ye getirmiş ve dediğim gibi servis ağı konusunda da destek sağlamıştı. Başar Elektronik oluşturduğu kendi markasıyla ve telefonun akılcısı sloganı ile birlikte de yoluna devam etmeye karar vermişti. Bu doğrultuda da Türkiye pazarına Kaan N1 modeliyle giriş yaptılar. Bu cihaz Türkiye'de duyurulduğunda insanlar genel olarak marka adı nedeniyle şüpheli yaklaşmıştı. Bunun nedenlerinden bir tanesi Kaan'ın aslında insan ismi olarak da kullanılıyor olmasıydı ki ben bu eleştirilerin oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum. Kaan N1 modeline baktığımızda 5.5 inçlik ekranı, MediaTek MT6755 işlemcisi ve 13 megapiksel otomatik odaklama yapabilen arka kamerasıyla ortaya çıkan cihaz aslında fena değildi. Ancak kullanıcının aklında yazılım desteği ve yerli markaya o zaman 1099 TL gibi fiyat ödemek soru işaretleri oluşmasını sağlamıştı. Bir yandan geniş destek ağı da markayı bu konularda dengeleyebiliyordu. O zamanlarda Başar Ticaret Genel Müdürü olan Kayhan Biber bu cihazı erişebilir fiyat ile tüketicilerle buluştuklarını söylemişti. Hatta markanın hedefleri arasında ilerleyen dönemlerde üretimi Türkiye'ye taşımakta bulunuyordu ve bu soru işaretlerine rağmen Kaan N1 modeli Turkcell ile yapılan işbirliğinin desteğiyle Türkiye'de kabul edilebilir bir satış rakamına ulaştı. Tabi o zaman yerli marka deyince insanların aklına genel olarak General Mobile geliyordu ki Kaan N1 modeli piyasaya sürüldüğünde General Mobile GM5 Plus akıllara daha fazla geliyordu o fiyat bandında. Ancak Kaan N1 modeli de fiyat performansı açısından oldukça iyi bir cihazdı. 4.5G'yi destekliyor olması da cihazı öne çıkartan detaylardan biriydi. Ve bu rekabette Kaan N1 satışlarına yine devam etti. Ek olarak Kaan N1 modeli yazılım güncellemesinde alınca kullanıcıların markaya olan güveninde de bir artış yaşandı. Bu artışın ardından da marka Kaan A1 ve Kaan N2 olacak şekilde iki de telefon daha piyasaya sürdü. A1 modeli 2017 yılında satışa çıkarken N2 modeli 2018 yılında kullanıcıların beğenisine sunuldu. A1 modeli tam bir giriş segment telefonuydu N2 ile kıyaslanınca. 2018'de fiyat olarak baktığımızda Kaan N2 modelini internetten alırsanız 850 TL, operatörden alırsanız 1000 TL seviyelerinde bir para ödemeniz gerekiyordu ki o zamanın koşulları için bile Kaan N2 aslında fena olmayan bir cihazdı. Özellikle yekpare metal kasası, kutu içeriği ve genel olarak sunabildikleriyle ideal bir telefon gibi görünüyordu Kaan N2 ve bu cihaz Android 7.0 ile kutusundan çıkmış, Android 8.0 güncellemesi alacak sözüyle piyasaya sürülmüştü. Aslında kullanıcıların geneli de bu cep telefonundan ilk etapta memnun kalabilmişti. Peki marka ne oldu da telefon üretimlerini sonlandırdı? Tarihler 2019 yılı Aralık ayını gösterdiğinde BTK bir rapor paylaştı. 11 farklı telefon ve telsiz modelinin yasaklandığını bu duyuruyla birlikte öğrenmiş olduk. Bu telefonlar arasında Kaan markasının ilk göz ağrı, ilk cep telefonu Kaan N1 modeliyle yer alıyordu. Markanın ilk telefonu bu hale gelmesinin ardından da kullanıcılar haklı olacak şekilde olumsuz yorumlar paylaşmaya başladı. Çünkü BTK duyurusunda bu telefonların piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasada satılan telefonların da toplatılmasına karar verdiğini duyurdu. Bunun nedeniyle dolayı da kullanıcılar çok fazla tepki göstermeye başladı. Çünkü özellikle Kaan N1 modeli kullanıcı sayısı konusunda oldukça iyi seviyelere ulaşmıştı ve insanlar elindeki telefonlarıyla ne yapacaklarına kara kara düşünüyordu. İlgili haberlere gelen yorumlardan da zaten bizler bunu detaylıca görebildik. Ve bu kötü olaydan sonra Kaan markasına ait herhangi bir teknolojik ürün bizlerin karşısına çıkmadı. 2019 yılı itibariyle Kaan markasından herhangi bir ses duyamadık. Başar Elektronik'in kendi internet sitesine girdiğinizde çok eski bir tasarım ve Kaan telefon markasına ait herhangi bir yapının yer almadığını görüyorsunuz. Bu marka aslında sessiz sedasız ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Hatta öyle bir durum var ki eski çalışanlara ulaşmak imkansız gibi. O zamanlar için genel müdürlük yapan Kayhan Biber'e ulaşmak için onlarca yol denedim. Ancak bütün çabalarım maalesef başarısız sonuçlandı. Günümüze döndüğümüzde Başar Elektronik her ne kadar Kaan markası telefon üretmese de servis konusunda hala hizmetlerine devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde Başar Elektronik'e ait olan servis ağlarını görebilirsiniz. Ve bir markada bu şekilde sessiz sedasız ortadan kaybolmuş oldu. Bir zamanların gerçekten efsane fiyat performans yazarından biri olan Kaan N1 ile ortaya çıkan Kaan markasının İşte günümüzdeki hali bu şekilde. Sizler Kaan markası hakkında neler düşünüyorsunuz? Kaan N1 kullandınız mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir ve YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.